Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Haftanın son işlem günü dolar tl paritesi ile başlayalım arkadaşlar. E, grafikte de gördüğünüz gibi dolar tl paritesi arkadaşlar tüm hızıyla devam ediyor. E, şu an buralarda biraz daha 28 seviyesinde dengelenmiş gibi gözüküyor arkadaşlar dolar tl paritesi. E, 28 seviyesinin üzerindeki kalıcı mu kapanışlarıyla beraber e, 28-20 seviyesini görmesi de zaten e, an meselesi olacaktır. E, baktığımız zaman aşağı taraftaki e, yükselen trendimiz hala yukarı yönlü e, güzel bir şekilde e, kendini bozmadan devam ediyor arkadaşlar. E, 28 seviyesinin aşağısındaki kalıcı mum kapanışları ise e, bir miktar geri çekilme yaratabilir dolar TL partisinde. E, bu geri çekilmede maksimum e, bu trend e, kırılımına kadar e, trend eşiğine kadar gelecektir arkadaşlar. E, bu trend kırıldıktan sonra zaten e, 27.50 seviyesine kadar e, bir geri çekilme yaratacaktır. E, fakat piyasa haberlerine baktığımız zaman koşullarına baktığımız zaman e, dolar ta, e, TL partisine aşağı yönlü bir hareket beklentisinden e, ziyade yukarı yönlü hareketlerin gelmesi daha mümkün olacak gibi gözüküyor. Baktığımız zaman piyasalar için önemli olan bir referans olarak gösterilen arkadaşlar ABD tahvil faizlerindeki yükselişte iğme kazandı bir taraftan ve %5 sınırına ulaştı arkadaşlar. Dolar tarafındaki değer kazanımda bu şekilde de sürüyor arkadaşlar. Özellikle ABD dolar eneksinin güçlü kalması 106 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etmesi arkadaşlar. Dolar TL hâltesine e, olumsuz yansıyor. Yani savaş olduğu için şu an piyasada e, hem dolara hem altın arkadaşlar, e, dolar da rezerv para olduğu için özellikle e, burada dolara bir kaçış sürüyor. O yüzden arkadaşlar e, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. E, yine Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminde yükseliş devam ediyor. Dün e, 424 seviyesine kapattı e, CDS primi arkadaşlar. Risk primimiz e, yine e, ABD tahvil e, faiz oranlarındaki dediğim gibi yükseliş ve dış piyasa şartlarındaki zor zorlaşma e, gelişen ülkelerin ve Türkiye'nin e, risk primini yükseltmeye devam ediyor arkadaşlar baktığımız zaman e, burada arkadaşlar e, aslında 28 seviyesinin üzerine yani şu an e, kamu tarafından atılan adımlar mali tarafından atılan adımlar e, kur yükseliyor e, ellerinden geleni yapıyorlar fakat kurun yükselmesine e, karşı koyamıyorlar burada arkadaşlar e, baktığımız zaman aslında kurun çok hızlı gitmemesini e, engellemek e, atılan adımlar Aslında e, yoksa bu şekilde e, gelen e, veriler Hani biraz daha şeffaf olmasa daha sert e, sivri mesajlar piyasaya iletilmiş olması durumunda arkadaşlar e, kurun çok hızlı bir şekilde 30 seviyelerine, 35'li belki 40 seviyeleri görmesi mümkün e, fakat ee, bu tarz e, atılan adımlar arkadaşlar özellikle Mehmet Şimşek'ten gelen haberlerle de e, kurda çok hızlı bir şekilde yükseliş yerinde, e, ufak ufak yükselişler görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Haftanın son işlem gününde ons altının tarafına bakalım arkadaşlar. E, on altının fiyatı haftanın son iş gününde e, yukarı yönlü seyrine e, devam ediyor ve başladı arkadaşlar. E, baktığımız zaman 1982 seviyesine kadar e, yükseldiğini gördük arkadaşlar. E, burada Orta Doğu'da özellikle devam eden savaş ve artan jeopolitik riskler neticesinde e, on altındaki yükselişin devam ettiğini görüyoruz. E, dün baktığımız zaman 1977 dolar seviyesinin üzerine kadar yükselerek son 3 ay ayın en yüksek e, zirvesine çıktı arkadaşlar Onsalt'ın e, ve günü e, %1,4 yükselişle tamamladı. E, baktığımız zaman yine e, diğer taraftan küresel piyasalarda tahvil getirilerindeki yükselişin hız kazanmasına rağmen arkadaşlar e, ABD tahvil tarafı biliyorsunuz %5'e kadar yükselmişti. Onsalt'ın e, güvenli liman talebinden e, nemelandığını ve alternatif getirilerdeki yüksek seviyelerden etkilenmediğini izliyoruz. E, altındaki yükseliş potansiyelinin korunduğunu görmekle birlikte e, güvenli liman alımlarının etkisini sürdürmesi durumunda e, yükselişlerin devamının gelebileceğini de e, söylemekte fayda var arkadaşlar. E, baktığımız zaman özellikle piyasalarda e, gündem arkadaşlar şu an Orta, Doğu'da, Orta Doğu'daki gerginlik arkadaşlar. Olası bir e, kara harekatı ve savaşın yayılma riski piyasaları e, etkileyecektir arkadaşlar e, bu şekilde de arkadaşlar e, savaşın özellikle seyrine göre piyasaların dalgalandığını söylemek mümkün. Ee, diğer yandan önemli olan bir açıklama da FED tarafından geldi. FED Başkanı tarafından geldi. Ee, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip ettik arkadaşlar. Powell e, net bir mesaj vermedi açıkçası. E, ekonominin güçlü konumunu e, koruduğunu ancak bu görünümde e, biraz zayıflamadan söz etti. E, faiz politikası konusunda da e, bekle gör politikasını e, ima etti arkadaşlar kameralara. Ayrıca e, yüksek tahvil faizlerinin parasal sıkı, sıkılaşma işlevi gördüğünden bahsetti. E, bu durumda arkadaşlar Fed'in Faiz arttırımlarına bu aşamada gerek olmadığı şeklinde de e, yorumları da beraberinde getirdi arkadaşlar piyasada da A, altın tarafına grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar zaten e, savaş öncesi gördüğünüz gibi 1800 11 12 seviyelerine kadar e, düşmüştü arkadaşlar e, savaşın etkisiyle beraber özellikle e, savaşın kızışmasıyla beraber e, kara harekatının e, başlama haberiyle beraber buradan yukarıya zaten 1987 2000 seviy görme potansiyelinin olduğunu bahsetmiştik. Çünkü arkadaşlar ons altın e, ne kadar ABD tahvil faizleri yüksek de olsa ons altının asıl beslendiği konu savaş, kaos, e, panik ortamları arkadaşlar. E, o yüzden ons altındaki yükseliş şu an e, savaş e, sirenleri çanları e, devam edinceye kadar arkadaşlar burada 10 yükseliş devam edecektir e, 1987 seviyesinin üzerinde e, kalmasıyla beraber arkadaşlar burada çok yakında 2000 seviyesinin üzerine e, çıkış yakalayacaktır 16'ım e, dediğim gibi geri çekilmeler için özellikle savaş tarafında bir e, burada savaş durumunu arkadaşlar Olası bir e, bitmesi özellikle e, ön plana çıkması lazım. Piyasa ekonomi piyasadan gelecek haberler. Eğer buradan e, yer geri çekilme olmasının en büyük sebebi de dediğim gibi piyasalara gelecek bir ateşkes e, çağrısı. İsrail Hamas arasındaki e, bu gerilimi bitmesi durumunda 1950 seviyesinden arkadaşlar aşağı yönde patır patır e, düşmesi olacaktır. Gram altın tarafına bakalım arkadaşlar. Türk yatırımcısının en sevdiği yatırım emtialardan bir tanesi de gram altın karşımıza çıkıyor. E, gram altına baktığımız zaman gün içerisinde 1788 seviyesine kadar zorladığını, yukarı çıktığını görüyoruz zaten. E, inanılmaz bir şekilde arkadaşlar 1600 seviyesinden itibaren 1800 seviyesine, 1787 seviyesine kadar, 88 seviyesine kadar hızlı bir çıkış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, burada dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisi ile arkadaşlar e, gram altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor e, bir taraftan e, Orta Doğu'daki e, süren savaşla birlikte 10 saatinin yükselişi e, yine e, Dolar TL kurundaki yükselişle beraber arkadaşlar gram altında da e, yükselişi getirmiş durumda. E, baktığımız zaman zaten buradaki ilk hedefimiz 1800 e, TL seviyesi zaten 1750 seviyesinin üzerinde. E, dediğim gibi savaşın böyle devam etmesi ateşkesinin olmaması arkadaşlar e, çok yakın bir zamanda 1800 seviyenin üzerinde e, işlem görmeye başlayacaktır baktığımız zaman e, gram altına arkadaşlar. burada. E, 2000 seviyelerine kadar arkadaşlar çıkma potansiyeli e, var arkadaşlar gram altının e, baktığımız zaman çünkü e, altın arkadaşlar biliyorsunuz elim gibi savaşı e, sever o yüzden kaos ortamlarını sever. O yüzden arkadaşlar burada e, gram yani e, dolar tl'deki yükseliş sınırlı bile kalsa arkadaşlar ons altındaki yükselişle beraber e, yukarı çıkmaya devam edecektir gram altında. E, gümüş TL tarafına bakalım arkadaşlar. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman gram altındaki gibi aslında çok e, sert yükselişler görmüyoruz. Hacimli e, yükselişler görmüyoruz arkadaşlar. Gram altında gördüğünüz gibi e, 1800 seviyelerine kadar e, çıkış gördük arkadaşlar. Burada ise aslında baktığımız zaman daha önce e, maksimum 21.87 seviyesini görüyoruz bu kanal içerisinde. E, 21.87'den gücünü kaybederek arkadaşlar daha sonra 19.45'e e, geri çekildiğini gördük. Burada birkaç kere denemiş daha sonrasında 11. E, 18 seviyesine kadar, 18-12 seviyesine kadar iğne attığını gördük. E, 19-45 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra arkadaşlar yukarıya çıkış eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz gümüşünde. E, burada özellikle e, 21-22 seviyelerine e, geldikten sonra yukarıya çıkmaya devam ederse e, burada zaten 22-22 seviyesinin üzerinde e, kalıcı mum kapanışı bırakabilir arkadaşlar. E, burası da dediğim gibi arkadaşlar e, gram altının yükselişiyle beraber e, altın yani emtiyaların yükselişleriyle beraber burada da bir e, güç kazanımı görüyoruz arkadaşlar. E, fakat gram altındaki gibi çok böyle e, şahane bir e, kazanç olmayabilir gümüşte gümüş tarafında da. E, Bitcoin tarafına bakalım arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde gördüğünüz gibi 30 bin dolar seviyesine kadar e, bir iğne attığının çıkışını gördük arkadaşlar. Burada join e, Telegram tarafından gelen bir e, sahte haberle arkadaşlar fake haberle buraya kadar çıkmıştım. E, bu haberin daha sonra e, yalan olduğu gerçek dışı olduğunu e, piyasaya haberleri duyulunca arkadaşlar tekrar burada bir e, geri çekilme karşımıza çıktı. E, baktığımız zaman e, bu geri çekilme ile beraber 30 aslında burada bu çıkışla beraber 30 bin doları kırdıktan sonra e, burada tekrar 28 bin seviyesinin aşağısına düşmemesine e, düşmediğini gördük burası güzel bir e, destek seviyesi oldu arkadaşlar karşımıza çıkıyor zaten bitcoin tarafında 28 seviyesi e, 28 seviyesinin üzerinde şu an işlem görüyor 30 bin dolar seviyesine e, zaten e, yaklaşmak üzere 30 bin şu an 29 bin 282 seviyesinde e, baktığımız zaman bitcoin'i yukarıya yön Özellikle böyle rekorlar kırılacak e, çok iyi yönlü haberler gelmiyor arkadaşlar. E, belki ETF haberleri e, burada Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine gücüne güç sağlayabilir. Fakat dediğim gibi şu anki destek bölgemiz 28.000'in seviyesi arkadaşlar. 28.000 üzerinde durduğumuz sürece e, burada tekrar 30.000 dolar seviyesine gelme potansiyeli yüksek. E, buradan da eğer 30.000 dolar seviyesi de güzel bir direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. E, buraya kırılması durumunda ise 31.000-32.000 dolar seviyene kadar uzama potansiyeli var arkadaşlar Bitcoin'inde. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler dilerim.